Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rabbim cümlenize sağlık, sağlık, afiyet, huzur versin inşallah. Uzun zamandır video atmıyordum. Rahatsızlığımdan dolayı videolarım biraz bu aralar çekemedim. Rabbimler de herkese, hastalarına şifa, dertlerine devalar versin inşallah. Hastalık çekmek çok zor bir şey. Hiç elimi kıpırdatacak bir halim yoktu. Onun için Allah'ın izniyle de bugün güzel bir patik modeliyle yeni sezona da hem başlamış oluyorum. Kış sezonu, sonbahar sezonu olarak inşallah Allah'ın izniyle elim döndüğünce anlatmaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Şimdi onlar güzel bir patikle daha küçük yaş grubu da yapabilirsiniz bu patiği. Gene bu 2 yaşa kadar hemen hemen olur patik. Çünkü şöyle küçük yaptım bir tane. Bunu 1 yaşa kadar falan olur bu. Bunun sayılarını daha az tuttum. Bunu 14'lü falan yaptım. 14'lü. 28'li geliyor bu. Bu da 30'lu halı. Bunu da 18'li yaptım kenar kısmında. Şimdi başlarken hepsini anlatacağım Allah'ın izniyle. İlk etapta sarıyı 2,5 numara tığla ördüm. Sonrasında 2 ile devam ettim hanımlar. Şimdi sarıyla şöyle Alize'nin, ikisi de Alize'nin Cotton Gold serisi. Şöyle amigurum üzerinde var. Bunlar pamuklu olduğu için bebek patiği için bebek şeylerini bunları kullanmayı tercih ediyorum. %100 pamuk olduğu için kotonlarda. Şöyle büyük numaramla sihirli halkayla başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Şöyle sihirli halkanı şöyle bakın tığıma doladıktan sonra şu şekilde çeviriyorum. Şöyle iki katını bir tutuyorum bakın. Yeni başlayanlar için şöyle hemen içerisinden bir ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buraya 18 tane ilmek atıyorum. İkili trabzan yani 2-2 çıkıyoruz. Başına dolayıp Bismillahirrahmanirrahim 2-2 çıkıyorum. 18 tane trabzanımı aynı yuvanın içerisine dolduruyorum. Şöyle ikili ikili çıkıyoruz. Şimdi ben bunu 18'e tamamlayıp geliyorum. Başına doluyorum. 2-2 çıkıyorum. Şimdi 18'i tamamladım. Şöyle sihirli halkamı çekiyorum ki şuraya daha da kapatmak için biraz daha çekebilirsiniz. Şu ilk başa şöyle kaydırma tekniğiyle başını alıyorum ipimi ve kaydırıyorum. Kaydırdım. 3 zincir çekiyorum buraya. Şöyle arka kısımdan bunu iyice çekin kopartmadan. Şuraya bir 2 tane düğüm atın ki ipiniz kendini bırakmasın. Gevşememesi için. Şöyle sıkıca 2 tane düğüm atıyorum buraya. Şimdi 18 tane trabzanımı yarı yere kadar örüyorum. 9-9 olacak kenarlarında. Şöyle trabzanımı dibine batıyorum. Yani zincirimin dibine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane trabzanımı ördükten sonra buradan sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. trabzanıma 1, 2, 3,
Şöyle dört tane trabzan atıyorum aynı yuvanın içerisine. Şöyle var, şu şeyini vermek için, şöyle kenar kısmına şöyle buhar vermek için burada dört tane bir artırma işlemi yaptım. Bir, iki, hepsi tamamen ikili trabzan. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Şimdi şuraya zincirimizin dip kısmına dört tane daha batıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Şimdi burada artık öbür tığıma geçiş yapabilirim. Beyazımız kastırmasın. Şimdi küçük tığıma geçtim. 1, 2, 3 zincir çekip bütün trabzanlarımı artırdığım yere kadar örüyorum. Arttırdığım yere kadar hepsini ikili trabzan örüyorum ve üçüncü sıradayım. Önemli olan arttırma yerleri sizin için. Bir de topuk önemli. Topuğuna başlama yaptıktan sonra hep yaparsınız geri yanını. Şimdi burada 1, 2, 3. bir battım, bir tane daha battım ve bir tane daha battım. 3 tane artırma işlemi yaptım burada. Şimdi öbür artırma yerine kadar tekrar 3 tane daha artırma yapacağız öbür tarafta. Aynı artırdığımız yerden. Tamamını ikili trabzan olarak örüyorum. Şimdi arttırdığım yere kadar geliyorum onlar. Şimdi arttırdığım yere kadar geldim. Bakın burada 1, 2, 3. arttırmadan tekrar 1, 2 ve 3 tane trabzanımı batıyorum burada. Bir tane de tek batıyorum. Ve dibine batmadan karşıya şöyle beyaz ipimi alarak geçiş yapacağım. Çünkü sarayda 3 sıra yaptık. 3 sıra yaptığım için sarayı keseceğim artık orada. Şöyle beyaz ipimle kaydırma tekniğiyle geçiş yaptım. 3 zincir çektim. Şöyle dibine batıyorum. Artık şimdi artırmamız bittiği için sarıda beyazla devam edeceğiz. Şöyle beyaz ipimi içerisinden götüreceğim. Sonra onları keseceğim. Tamamen artık artırma yapmadan örüyoruz. Sıra başına kadar geliyorum. Şuraya kadar artırmamız yok. Düz bir şekilde. Hem trabzanlarımın sayısını da size vereceğim. Kaç tane olmuş? Daha küçük yapmak için ilk zemin trabzanını daha az yapın. 18 yaptım, 16 yapın, 14 yapın. Ona göre bu şekilde arttırmayı yaparsanız sayıları denk gelecektir. Daha küçük yaşlar için. Daha da büyüğünü yapabilirsiniz. 6-7 yaşlar için. Ve buraya tekrar 16 yapıp şu beyazda da birkaç tane arttırdığınızda daha büyük yaşlar için olacaktır. Toplamda 30 tane trabzan elde ettim. Saydım. Trabzanlarım 30 trabzan. Bunda da 30 trabzan var. Bunda da 30 trabzan var. 3 zincir çektim. Şimdi artık hiçbir artırma işlemi yapmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra beyaza örüyorum. Hiçbir artırma işlemimiz yok artık. Arttırmayacağız. Sadece tekli olarak 6 sıra trabzanlarımızı örüyoruz. 2 2 çıkıyoruz. Başına doluyorum. 2 2 çıkıyorum. Başına doluyorum. 2 2 çıkıyorum.
altı sıra bu trabzanlarım örüp geliyorum. Altı sıradan sonra topu katacağız. Topunu yapacağız. İkinci sıradayım ben. Bundan hariç dört sıra daha yapıp geliyorum. Şimdi altı sıraya hiçbir artırma işlemi yapmadan 30 trabzanımla tamamladım hanımlar. Bu son sırayı yapıyorum. Ondan sonra topuğa geçeceğiz. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra. Toplamda topukla beraber 11 santim olmuş topuk kısmı hanımlar. Ölçtüm şimdi. En son gene bunu örünce ölçerim. Yani ayaklarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Ayağını çocuğunuzu. Topuğa kadar kaç santimse topuğu ona göre ayırabilirsiniz. Şimdi buradan hemen kaydırma tekniği yapmadan burada sarıya geçiş yapacağım. Ama burada beyazımı bırakıyorum. Beyazı burada bırakacağım hanımlar. Şöyle kapatıp bırakacağım. Beyazla devam edeceğiz sonra. Burada beyazımı bırakıyorum. Beyazımı hiç kopartmadan oradan götüreceğim. Şimdi sarıya geçiş yapıyoruz. Topuk kısmını yapacağız. Hala sesim garılıyor. Daha iyice iyileşemedim. Atlatamadım daha iyice. Şimdi burada bir tane şu beyaz kısmından bir tane bırakıyorum. Şöyle bakın, şöyle gelecek. Şöyle arttırma yerlerim yana gelecek. Alt kısımdan. Arttırma yerlerimiz yan kısımlara gelecek. Şuradan bakın. Tam başladığım yerden yanından şöyle bir tane içerisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum buraya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14 tane sık iğne ördüm bakın. Topuk kısmında 14 sık iğne yaptım. Buradan bir zincir çekip dönüyorum. 14 tane sık iğnemi burada 6 sıra yapmış olmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra. Evet. 6 sıra örüyorum. İkinci sıraya gidiyorum. Tamamına sık iğne örüyorum. 14 tane. Sayımız eşit olacak 14 tane. İkinci sıraya örüyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi 3. sıraya gidiyorum. Toplamda 6 sayısına ulaşacağım. Ve 14 tane sık iğnemi 6 sıra örüp geliyorum. 6. sıraya ters yönünden gidiyorum. Ön yüzünden başladığım için ön yüzünden de kastırmaya başlayacağız. Şimdi 6. sıraya örüyorum ve son sıramı örüyorum. Sık iğne. Topukta sadece sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çekip döndüm. Şimdi tamamına sarı ipimin buraya ipi kesmemek için şöyle içerisinden tamamını bir ipimi geçiş yapıyorum buraya. Şöyle uzatıyorum ipimi kesmemek için. Çünkü kesme işlemine geçeceğiz. İpimiz lazım. Şöyle burayı şöyle beyaz ipimi de içerisinden çekiyorum ki kalmasın. Şöyle. Beyaz ip kaldı artık içerisinde. Şöyle sarı ipimi buraya sıkılıyorum. Bakın şu şekilde sarı ipimi sıkıladım. Beyazı burada bırakacağım sonra. Dursun orada o. Şimdi sarı ipimi bakın 1 2, 3, 4, 5, 6'ncıya 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar
1, 2, 3, 4 tane sık iğne örüyorum. 6, 5'er tane kenarlarda bırakmış olacağım. Şöyle sarı ipimi aldım. Şöyle bol bir şekilde buraya kastırmadan iyice. Buraya kastırmadan ipimi sık iğne yapıyorum buraya. Kastırmadan. Bir tane daha batalım. İçine yerini belirledim. 1, 2, düz yönündeyim bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada yapıyoruz. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 kaldı kenarlarda. Şimdi burayı hiç şey yapmadan, örmeden buradan bir tane alıyorum. Şimdi buradan karşıdan da bir tane alıyorum. Ve tığımda 3 tane var. 3'ünü bir yer kapatıyorum. Hiç zincir çekmeden şöyle dönüyorum. Şimdi bu dip kısmı batmıyorum. Buraya batıyorum. 1 2 3 4 4 sık iğnemizi götürüyoruz buradan. Şimdi aynı işlemi buradan yapıyoruz. Aşağıdaki sık iğneden 1 2 ve 3'ünü bir kapatıyorum. Zincir çekmeden dönüyorum. Dibine değil yanına batıyorum. 1 2 3 4. Bakın hiç kesmeden buraya anlatacağım. Şimdi ikinci kesimleri yapıyoruz. Buradan alıyorum bir tane. Bakın hiç sık iğne yapmadan. Başına doluyorum sadece. Buradan alıyorum bir tane. 2 tane oldu, 3 tane oldu. 3'ünü bir kapatıyorum. Kapattım ve şöyle döndüm. Tekrar dibine değil yanına batıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnem sabit. Şimdi buradan da tekrar bir tane aldım. Yanındakinden bir tane aldım. 2 tane, 3 tane sık iğnemi kapattım ve zincir çekmeden döndüm. Dibine değil yanına batıyorum. 1 2 son kesimleri yapacağız. 2 3 ve 4. Burada bir tane kaldı artık. O bir taneyi de alıyorum. Şöyle kaydırma tekniğine kaydırdım ve şöyle döndüm. Dibine değil yanına batıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi buradaki son sık iğnemi de alıp kaydırıyorum şu şekilde. Buraya da şöyle bir zincirle bütünlüyorum. Şimdi burada topuk yükseltmesi yapacağız. Topuk yükseltmesini nasıl yapacağız? Şimdi buradan sarı ipimi kesiyorum artık. Topuk yükseltmesi yapacağım çünkü sarı ipimi yapamam. Şöyle kestim. Öncelikle ön yüzünden ipimi, şuradan beyaz ipimi kesmek zorundayım artık. İpim buraya takıldığı için. Dursun o. Şu şeyden ilk etapta olan yerden ipimi takıyorum. Şu ipini. Bakın bunu da ben topuk yükseltme yapmadım. Topuk yükseltme yapmadığım için topuğu çok küçük oldu ve bu ayağı da giydiğinde bu topuk fırtar ayaktan, topuktan yani. Onun için giyimi hoş olmaz. Onun için beğenmediğim için ben bunu, topuk yükseltme yapmadığım için bunu yapmadım. Onun için ikinci kez denedim. Ve ikinci kezde de topuk yükseltmeyi yaptım. Burayı 4 sırada yapabilirsiniz, 2 sırada yapabilirsiniz, 3 sırada yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu şuraya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve sonra 7'ye batıyorum. 7 tane burada sık iğnem oluştu. 1 2 3 3 tane de burada sık iğnem var. Şimdi buraya 7 tane daha batacağım. 1 2 3 4
5 iplerimi de içerisinden götürüyorum. 6 ve 7. 7 tane sık iğnemi de buraya yaptım. Şimdi bir zincir çekerek veya bir zincir çekmeden şu iç kısım, dip kısımdan batarak bu şekilde, bakın buraya bir tane atlamış oldum. Batarak zincir çekmenize gerek yok. Hemen yanına geçiyorum ve ikinci sıramı tamamını örüyorum. Şimdi beyaza geçiş yapacağız. Tamamını hiçbir artırma işlemi yapmadan örüyorum. Şimdi burada 30 tane tekrar trabzanımız olacak. 30 trabzanı çeksitmeden tamamlıyoruz. Şimdi şu beyaz olan yere şöyle bir geçiş yapıyorum ki beyazımı da, beyazla geçiş yapacağım. Artık sarıyla işim bitmiş oldu. 3 zincir çektim. Bakın bu iplerini şöyle içimden alarak şu şekilde yanından trabzan atıyorum. Ya da dip kısımda. Sayıyı ona göre ayarlayacaksınız. Şöyle sarı ipimi buradan kesiyorum artık. Onunla işim bitti. Şeye kadar. Şu lastiğine kadar. Lastiğine kadar sarı ipimle işim bitti. Şimdi ben size bunun topuk ölçüsünü vereyim. Bakın bu şekilde buradan ölçüyorum. Şöyle de yapabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi 11 santim denk geldi. Bu da 11 santim. İkisi de sayılarımız aynı. Şimdi artık ben bunu sarının sonuna kadar bütün sık iğnelerimden trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Başına dolayıp 2-2 çıkıyorum. Şuraya kadar geliyorum. Burada topuk yükselttiğimiz için topuğunda biraz fazla geçiş yaptığımız için 30 değil anla 35 veya 34 sık iğne trabzanımız olacak. Burada biraz artırma yapmış olduk. Buraya kadar şöyle hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ve dip kısma da batıyorum 34. 34 tane trabzan elde etmiş oldum. Topuktan sonrasını. Bakın bu şekilde. Bu şekilde patik bile yapabilirsiniz. Hemen buraya kenar kısmını iki sırada kapatabilirsiniz patik olarak. Erkek çocuklar için de, kız çocuklar için de yapabilirsiniz bu çorabı. O sizin süslemenize bağlı. Kenar kısmına bağcık olarak ip yapabilirsiniz. Ayağından eğer ki bilek tarafı şeye geliyorsa, genç geliyorsa iple halledebilirsiniz. Tamamını artık ben bunun 4 sıramı örmüşüm. Hemen bakayım. 1, 2, 3, 4 sıra beyazını öreceğim. Tamamını artık. Her tarafını 4 sıra örüyoruz. 4 sıra ördükten sonra lastik kısmına geçeceğiz. Sarıyla kapatacağız. Hemen ben bunu 4 sıra örüp geliyorum. Tamamını bakın etrafına dolaşıyorum hep. Şimdi 4. sırayı da artık kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 sıra ördüm onlar. 4 sıradan sonra
Beyazlar artık işim bitti. Bakın şuradan alıyorum beyazımı. Şöyle iki tane kala. Sarıya geçiş yapıyorum. Sarı ipime geçiş yaptım. Bir zincirden. Buraya sık iğne yapacağım. Tamamını sık iğne yapıyorum onlar. Bir sıra. Sadece bir sıra. Patiğimin bu şeyi, bilek kısmını biraz sıksın diye sık iğne yapıyorum. Tamamını bir sıra. Şöyle beyaz ipimle işim bittiği için ipimi kesiyorum artık. Tamamını etrafını bir sıra sık iğne yapıp geliyorum. Şimdi buraya karşıya geçiş yapıyorum. Şu şekilde kaydırma tekniğiyle 3 zincir çekip tamamını attık. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. Lastik yapacağım çünkü. Tamamını başına doluyorum. 2 2 örüyorum. Sıra başına kadar geliyorum. Şimdi lastiğini yapıyoruz artık. Kaydırma tekniğiyle geçiş yaptım. 3 zincir çektim. Şu trabzanların bel kısmından bir bu taraftan alıyorum. İkili trabzan başına doluyorum. Bir arka taraftaki trabzanımla iki defa da çıkıyorum. Başına doluyorum. Bir buradaki trabzanımdan belinden alıyorum. İki defa da çıkıyorum. Başına doluyorum. Bir arka kısımdan. Tamamını bu şekilde örüyorum. Bir bu taraftan, arka kısımdan, bir ön kısımdan, lastiği de bu şekilde trabzanımızı, bu ikili trabzan, bir, iki defa da çıkıyoruz. Onun için ikili trabzan diyoruz. Sıra başına kadar hepsini örüyorum. Şimdi şuraya zincirimin üst kısmına trabzanımı yani sabitliyorum. Bakın bu şekilde kaydırma tekniğiyle. 3 zincir çektim tekrar. Aynı şekilde bu sefer hepsini bu taraftan olanlar bu taraftan batıyoruz. Başına doluyorum. Arka yüzünden olanları arka yüzünden alıyoruz. Lastiğimiz bu şekilde. Bu battıklarım ön yüzünden belli. Arka yüzünden battıklarım da belli. Toplamda ben bunu 5 sıra yapıyorum. 5 sıra yapıp gelip son sırayı da sık iğneyle kapatıyorum. 1, 2, 3. sıradayım hanımlar. 5 sıra toplamda yapıp kapatıyorum. Şimdi 5 sıra lastikten sonra tamamını sık iğne, bütün sık iğnelerim içerisine batarak sık iğne yapıyorum. Bir kere de çıkıyorum yani. Sık iğne de budur. Başına dolayıp bir kere de çıkıyoruz. Ve karşıya kaydırma tekniğiyle birleştirip çorabımı bitirdim. Pardon. Kenar kısmına da şu şekilde kıyılacaktım. Onu unuttum. Şöyle hemen. İpimizi kopartmadan da yapabilirsiniz. Artık kopartmış oldum ben. Şöyle kenardan iğne arkası yani tığ arkası sık iğne yapıyorum. Öbürünü de yaptım. Onu unutmuştum yaptığımı. Şimdi sıra başına kadar tamamını bu şekilde bütün sık iğnelerimden alarak tığ arkası örüyorum. Bu da ters sık iğne. Ön önceye geri geri gidiyoruz. Her bir sık iğnemize batıyoruz. Bakın sona kadar geldim. Şu iplerimi de içerisine alıyorum koparttığım için. Şöyle hemen buradan bunları da örüyorum. Bir sık iğneyle bunu da kesiyorum artık.
şöyle iplerimi içerisinden alacağım. Burayı kapatıyorum. Şu boşluğu şuradan şöyle ters kısımdan alacağım. Burayı şu şekilde kapatacağım. Burayı daha düzgün bir şekilde kapatabilirsiniz. Şimdi iplerimi iç kısmına çekiyorum. Bu şekilde. Bunlar birkaç gizlemeden sonra kesebilirsiniz. Artık bundan sonrası da size kaldı. Umarım beğenir ve çocuklarınıza, torunlarınıza yaparsınız. Veya kızlarınızın çeyizine yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde çok güzel çorap oldu. Gördüğünüz gibi çorabımız bitmiş oldu. Sanırım burayı ben 1 sıra fazla yaptım. 4 sıra diye 5 sıra yaptım. Önemli değil. Ben 1 sıra daha bunu yaparım sarıyı. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu hanımlar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. 1 sıramız eksik olmuş burada. Onu örürüm ben. 1 sıra da ya da 1 sıra sökerim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. 4 sırada da yapabilirsiniz. 5 sıra, 6 sıra siz nasıl isterseniz o şekilde uygulayın artık çorabınızı. Umarım beğenirsiniz. İster uzun yapın, ister kısa yapın gördüğünüz gibi. Hoşçakalın. Abone olmayı, beğeni ve paylaşım yapmayı unutmayın. Sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz videolarımızın desteği için. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.